Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün mutfağımda ne yapıyorum? Bugün bizim evde ne pişiyor? Günün menüsüne etli nohut yapacağım. Ama şöyle güveç tenceremde yapacağım. Malum bizim buralarda artık havalar iyice soğumaya başladı. Biz de yavaş yavaş kış yemeklerine ağırlık vermeye başladık. Bugün de uzun zamandır, yani yaz boyunca hiç pişirmediğim etli nohuttan yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar, güveç tencerem burada ve içinde tereyağım var. O iyicene kızsın. Efendim, hava kapalı şu anda ve bu yüzden de aspiratör ışığını açmış durumdayım. Hani görüntü kalitesinde biraz değişiklik olursa bunun kusuruna bakmayın. Hani burası Almanya biliyorsunuz, çoğu zaman yağmurlu ve hava kapalı olduğu için de evin içerisinde video çekmek gerçekten zor oluyor. Görüntü açısından zor oluyor. Evet, şimdi kullanacağım malzemeleri göstermek istiyorum. Şöyle güveç tencerem, içinde tereyağım var. Dana kuşbaşı, yağlı olandan tercih ettim. Siz isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz ama biz ev halkı olarak dana etini daha çok tercih ediyoruz. Doğradım, yıkadım, doğradım. Şurada bekliyor. Akşamdan ıslattığım ve de şu anda yıkayıp bir kenara aldığım nohut. Bir baş kuru soğan, büyükçe bir baştı, ince kıydım. Hani çok da inceltmenize gerek yok çünkü soğan uzun pişeceği için içinde dağılıp gider. Şurada ise domates, acı biber salçası karışık. Bu salçayı kullanacağım. Kullanacağınız salça ne kadar kaliteli ise başka bir baharat veya tatlandırıcı kullanmanıza da gerek yok. Çünkü iyi bir salça, biber salçası gerçekten o lezzeti yemeklere katmış oluyor, vermiş oluyor. Şimdi aşama aşama yapacağım, aşama aşama sizinle paylaşayım yemeğimi. Kuru soğanı ve eti güvecin içerisine döktüm ve de hızlı bir şekilde sotelemeye başlayacağım. Şöyle birazcık kavuracağım yani, sonra da salçasını vuracağım. Evet arkadaşlar, tereyağını, dana kuşbaşı etlerini, büyük bir baş kuru soğanı ve de domates, biber salçası karışık. Hepsini birlikte şöyle güzelce kavurdum. Çok az da karabiber bıraktım. Yani dediğim gibi kullandığınız salça ne kadar kaliteli olursa fazla baharat kullanmanıza gerek kalmayacak. Birazcık da karabiber bıraktım. Şimdi birazdan nohutu ve sıcak suyu içine boşaltacağım. Yani güvecin içerisine nohut ve sıcak suyu dökeceğim. Sonra da pişmeye başlayacak. Evet, nohutu da döktüm. Üstüne tuzunu da bıraktım. Ve şimdi sıcak suyu dökeceğim. Kadar. Şimdi yemeğimiz pişecek. Dünyanın en basit yemeklerinden, en kolay yemeklerinden biri bence. Böyle sulu yemekler her zaman için hem doyurucu hem de basit. Basit. Hem de ev halkının sevdiği yemekler. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum.